Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten de mevakıf demir leblebiymiş. Ön sözünü bile bitiremez. Yani müellifin Hadudettin el-İcini'nin yazdığı ön sözü. Yani 1350'li yıllarda vefat etmiş bu zat. Haberiniz olsun. Osmanlı'nın ilk dönemleri. Ne yaptı? Önce Akaid-i İslamiye'nin temel konularına işaret etti. Böyle bir paragraflar attı. Daha sonra ilimlerin derecelerini anlattı. Daha sonra kelam ilminin ne kadar kıymetli olduğunu anlattı. Daha sonra kelam ilmi konusunda telif edilen eserlerin kiminin çok kısa, kiminin çok uzun, kiminin karışık olduğunu anlattı. Kendisine de bir görev düşecek ya, onu ispat ediyor. İşte bu. Fehadani, beni sevk etti demek. Buldunuz mu? El hadebu, şefkat ve merhametim. Yani acıdım diyor yani. Ala ehli talebi, talebelere olan şefkat ve şeyim. Ayrıca bir de ve mellehu fi tahkikil hakki erabu. Hakkı araştırma noktasında ihtiyaç duyanlara şefkatim beni celbetti. Erab şey demek yani. Anladınız manayı. İhtiyaç duymak. Demek ki iki grup. Birisi talebeler, birisi de araştırmacılar. İlâ en ketebtü, ta ki yazdım. Hâda kitaben. Bunu bir kitap olarak. Ama nasıl? Muktasiden, orta yollu. Uzun değil. Lâ mutavvelen mümillen. Bıktırıcı ve uzun değil. وَلَا مُخْتَصَرًا مُخِلًا. Konuları anlatmakta ihlal edici olacak şekilde kısa da değil. Muktasıt, muktasıt orta yol demek. اَلْدَعْتُهُ. Bunu, yani bunda koydum, getirdim, yani vedia bıraktım, hediye bıraktım. Neyi bıraktım? لُبَّ الْاَلْبَابِ. Yani kelam ilmi konusunda, hikmet ilmi konusunda akılların vardı özü. Ve meyyestu fihi, bu kitabımda ayırdım. El kışre minel lübabi, kabuğu özünden ayırdım. Ve lem alü, eksiklik yapmadım. Bu meşhur bir cümledir. Cuhden, gayret ve çalışma noktasında hangi konularda eksiklik yapmadım? Bura önemli. Evvela fi tahri'il metalibi, kelam ilmindeki matlaplar, yani istenen konular hakkında. Anlıyorsun değil mi Molla-i Azim sen de? Ve takriril mezahibi, bir de itikat mezheplerinin görüşlerini tespit konusunda. Yarın dersimiz farklı, tamamen Arapçasız. Yani itikat mezheplerini anlatacağız. Bu en sonda anlatıyor. Mübarek ihtiyacımız var bizim. Ve teraktu el hücece, ben görüşlere ait delil ve hüccetleri, anlatabildim mi? Terk ettim. Tetebahteru ittidahen. Allah Allah. Yani izah olarak zaten buharlaşacak benim şeyle. Anladın mı? Yaptığım izahlardan buharlaşacak bunlar. Ulan ne cümle kullanmış ama, değil mi? Yani terk ettim diyor ama delilleri de yani anlatacağım. Ve şube, şüpheleri de bıraktım. Zaten tetadâelû, benim izahlarım da küçülecek, hakirleşecek. İftidâhem, iftidâh demek arkadaşlar bir adamın kabahatinin ortaya çıkması. Yani nasıl kabahat olduğunu ortaya çıkacak diyor. Enteresan bir adam bu ya. Ve nebbehtü, tembihte bulundum. Fin nakdi ve tezifi, bir insanı tenkit etme, hakaret etme noktasında tembihte bulundum. Neye? Daha gelmedi. Ve ledmi, bir adamı yıkma konusunda bir görüşü. Ve tasifi, yani sağlamlaştırma, maksada uygun şeyleri sağlamlaştırma.
Neye tembih etti? Yani birilerini tenkit ederken falan şunlara dikkat çektim diyor. Ala nüketin, bazı nüktelere, ince noktalara dikkat çektim. Ki on ince noktalar yenabi'u tahkiki, araştırmanın gözeleri ve pınarlarıdır. Ve fikrin, bazı fıkralara dikkat çektim. Tehdi, okuyanları götürür ila mazanit tetkiki, inceleme yapılması gereken noktalara. Ne güzel bir cümle ya. Ve ana, ben kardeşiniz Edudüddin el-Didi, anduru minel mevaridi ilel masadiri. Allah Allah. Yani ilim pınarının kaynaklarından varacağı yerlere bakıyorum. Masadir, dönüp varacağı yer. Mevarit de su pınarlarının başlangıcı. Ne güzel ya. Böyle bir adamım ben. Ve eteemmelu fil mehariji. Allah Allah. Çıkaracağım sonuçlarda düşünüyorum. Kable en, yani çıkış noktalarında demek. Kable en eda kademi fil medahili. Yani giriş noktalarına ayağımı basmadan nereden çıkacağımı da düşünüyorum yani. Yani öyle söylediğim sözler mantıksız değil diyor. Ulan aferin be Edudüddin el-Didi. Sümme erci'ul kahkariye. Allah Allah. Sonra gerisin geri dönüyorum. Yani nereden gireceğimi biliyorum, nereden çıkacağımı biliyorum. Sonra gerisin geri dönüyorum. Etemmeli düşünüyorum. Fima kaddemtu. Yani takdim ettiğim bilgilerde helfihi min kusur, geriden şey yani re-edit yapıyormuş. Yani kusur var mı? Ve erci'ul basara kerraten ba'de uhra. Gözümü de tekrar tekrar çevirip bakıyorum. Hel era min futur. Eksiklik ve kusur var mı? Bu arada Kur'an'a da telmih yapıyor. Unutmayın yani. Allah Allah. Ya büyük adamlar bu adamlar ya. Hakikaten büyük adamlar. Şimdi hafızan lil evda'i, yani korunması gereken duruşları koruyorum. Anladın değil mi? Durumu idare ediyorum yani. Şey kontrolüm altında derler ya, o demek bu. Ramizen, işaret ediyorum. Ve müşebbi'an, ayrıntılara da giriyorum. Müşebbi'an, doyurucu davranıyorum demek. Ramizen, yani işaret yapıyorum bazen. Ama bazen de müşebbi'an, ayrıntılara giriyorum. Fî makâmi remzi vel işbâi, müşbi'an, müşbâk. Yani daha derin girilmesi gereken yerlerde ve remz makamlarında hem remzi yapıyorum hem ayrıntıya giriyorum. Anladınız mı nasıl telif etmiş? Hatta ce, ta ki bu kitap oldu, keme arattı, istediğim gibi. Elhamdülillah, iyidir. Peki, daha sonra ne oldu? Daha sonra ne oldu? Ve veffakallahu, Allah muvaffak etti. Ve seddede, doğrusunu yaptı. Yani tamamladı. Fi itmami ma kasattu, kastettiğim kitabın, anlatabildim mi? İrademe göre tamamlanmasına tamamladı. Ca'e, yani ca'e, yani bu kitap geldi, oldu. Kelamen la'i ve cefihi, eğrilik büyrülük olmayan bir söz oldu. Ve lertiyabe, şüphe de olmayan bir söz oldu. İrtiyaç, İrtiyap şüphe demek. Ve la leclecete. Bu da tereddüt. Öyle kelimeler kullanıyor ki tereddüt. Ve la turabe. Böyle zor duruma düştüğüm şeyler de yok. Bu da çok güzel bir cümle. Şeye göre konuşuyor. Edebiyata, belata göre dinleyin. Mutenasiben suduruhu ve revadifuhu. Bir şiirin başına sadır diyoruz. Sonuna da redif diyoruz. Anlatabildim mi? Şiirin sonundaki kelime. Yani başları ve sonları birbirine uygun. Mütenak, müteanikan, sevabikuhu ve levahikuhu.
yani 20 sayfa önce anlattığım başta geçenlerle sonradan gelenler arasında bir karşılıklı ne var? Sarılma var. Yani birbirini reddetme yok. Hani bir yerde bir şey söylersin. Muteanik yani sarılma. Allah Allah. Ya ne güzel bir şey ya. Bir şey daha söyledi. Öyle bir söz ki. Ulan sen de biraz fazla gittin ha. Bikran min ebkari dinari. Cennetin bekar hurularından, hurilerinden biri gibi. Lem yatmis hua. Hiç kimse elini dokunmamış ona, o bekara, huriye. Min kablu insun ve la cennu. Ne insanlar, ne cinlerden. Kimse daha önce eli dokunmamış cennet huri, bekar hurilerinden bir huri gibi o söz. Yani kitap. Allah Allah. Allah Allah. Ya büyük adam bu adamlar ya. Hakikaten. Ve kuntu idim. Bunu bitirelim. Ne diyorsunuz? Yani isterseniz bir şey daha okuruz. Ha, bitirelim bunu. Çünkü biraz şey gidiyor. Ve kuntu berheten minez zamani. Uzun süre demek. Berhe. Yani uzun bir süre. Berhe. Ücilu ra'yi. Yani görüşümü böyle idare ediyordum. Yani ana evirip çeviriyordum. Ve ureddidu kudahimi kadahimi. Bir bakar mısınız? Bir de canımız sıkılmasın. Yani görüşümü evirip çeviriyordum. O ücilu. Ve ureddidu kudahimi. Beraber okuyalım. Ha, okları. Ha, ha. Oklarımı bir oraya bir oraya çeviriyordum. Oklar dediği himmet okları tabii burada. Düşünce ve fikir. Kidahimi. Aferin sana. Ve uamiru nefsi. Kendi kendine düşünüyordum. Meşveret etmek. Kendi kendine düşünmek. Uamiru. Kendi kendine meseleyi dert etmek. Ve uşaviru meşveret ediyordum. Zevin nüha min astikai. Arkadaşlarımdan akıl sahiplerine. Nüha akıl sahibi demek. Allah Allah. Ma teaddüdi katibiha. Allah Allah. O hakikatların nişanlısı çoktu. Yani kelam ilmine ait. Ha, siz de şimdi nişanlısınız. Kelam ilminin nişanlıları. Bakalım ne zaman evleneceksiniz? Ya öyle bir edebi sanat kullanıyor ki. Ve kesreti rahibine fiha. Ve çok rağbet edenler vardı. Arkadaş nişanlardan biri de kimmiş biliyor musunuz? Hint Sultanı Muhammed Şah Cune'ymiş. Özellikle teşvik etmiş bu kitabın yazılmasını. Ya. Fi küf'in. Ey tabii nişan, kime nişanlanacak? Ya acayip bir adam biliyor musun? Denk bir nişanlıya ezüffuha ileyhi ta ki onunla zifafa gireyim. Allah Allah. Yani o hakikatleri ona vereyim, zifafa girdireyim. Gireyim değil. Ezüffuha ileyhi. Allah Allah. Yani bir damadı, şey bir gelini damadına götürmeye ezeffe yezüf yüzüffü derler. Yani yezüffü. Yani ben bir denk bir nişanlı arıyordum ki evlenecek birisini ta ki onu gerdeğe sokayım. Yani neyi gerdeğe sokacak? O hakikatleri. Ya'rifu kadraha. Bunların kıymetini bilsin. Değil mi? Ve yugli mehreha. Mehrini de biraz pahalı tutsun. Yüksek tutsun. Yahu ne kadar güzel bir şey bu. Hoşuma girmeye başladı. Muvaffakun lehu mevakif. Yani Allah tarafından muvaffak edilecek çok durakları var bu kitabın. Anlatabildim. Bu kelamın çok durakları var. Onun için mevakif denmiş. Duraklar. Allah Allah. Evet.
yu'izzu ed-dine fiha veya ya'izzu demek daha doğru. Bakayım ki bu bizim farklı bir şey söylemiş mi? Yok. Din bu hakikatler içerisinde aziz olur. Bisseyfi ve sinani. Kılıç ve oklarla. Kılıç oklar dediği getirdiği ilmi deliller. Ve huve bu Allah Allah ve huve bu yani bu kitap kitabın ismi mevakıf yani mutatalli'un mutatalli'un haberdardır. Hepsini görüyor manasına. Mutatalli'den ziyade böyle yüksekten görüp bakmak ve haberdar olmak. İle mevakife. Yani bütün durakları biliyor. Kelam ilminin duraklarını yansuruhu fiha. Bu kelam ilminin duraklarını da ona yardım edecek. Bütün şeyleri biliyor. Bil hücceti vel burhani. Hem de hüccetle, bürhanla biliyor. Fe inne seyfel kadide. Çünkü keskin kılıç. İzâ lem temdi. İzâ lem temdi. Temdi. El hüccetu haddehu. Onun keskinliğini deliller devam ettirmezse Allah Allah. Hani biliyorsunuz keskin kılıcı Ertuğrul dizisinde var bu. Ulan hoşuma gidiyor orada. O alpler boş kaldığı zaman elini o eye diyorlar ya eye. ne diyorlar onu? Keskinletmek. Bileği ya bileği. Bileğiyle uğraşıyor taşla maçla. yani diyor ki Allah Allah. Çünkü keskin kılıç. Yani burhan mantıki deliller eğer onun keskinliğine de yani devam eyleme ne diyorlar ya? Bilemeye devam etmezse. Karıştırıyorum. Türkçeyi de unuttum. Allah Allah. Kemakil. Allah Allah. Nasıl ki denilir? Ne denilir? Mihrakun la'ibun. Allah Allah. Oyun sırasında anlatabildim mi? Kullanılan mendile diyorlarmış. Oyun sırasında kullanılan mendil kırık olmamalı. anlatabildim mi? Mihrakun la'ibun. Oynayan şey nedir? Kırık mendil olmamalı. Kemakıyla. yani biliyorsun değil mi insan? Ha. Hatta vaka'a el-ihtiyaru ta ki irade ne olsun? Vaki olsun. Alamella yuvazinu ve la yuvazi. Allah Allah. Ne ölçü ne de paralellik anlamayan yani bunları bilmeyen insanlara tam iradesini ortaya koysun. Yani biri diğeriyle dengelensin, ölçülsün. Ve huve bu kitap zannediyorum, ganiyyun an en yubaha. Övülmekten müstahnidir. Anladın? Övünülmek, iftihar etmek. Yani kendisiyle iftihar edilmekten müstahnidir. Zaten övünülecek bir şeydir diyor. Ve ecellu min Allah Allah. En yubaha. Yani iftihar etmekten yani daha böyle şeydir yani. Anlatabildim mi? Nedir? Daha yücedir yani. Ve huve bu kitap. Allah Allah. A'zamu men melikel bilade ve sâsel ibade şe'nen. Bu kitap mı yoksa bizim Hazreti şey mi? Tabii kitap. Memleketlere sahip olan, kulların hakimiyetini elinde tutan, sase dediği o sase, seyist de oradan geliyor. Ata bakan var ya. Şeylerin en büyüğüdür. Ve alâhum menzilen ve mekanın. Menzil ve mekan itibariyle de en yücesidir. Ve endâhum eşsizidir. Eşsiz demek burada. Veya en cömerdi demekmiş arkadaşlar. Eşsiz değil. En cömerdidir. Rahaten ve benanen. Yani istirahat, huzur ve mutluluk açısından. Benanen bir adamın eli rahat oldu derler ya, eli rahatladı. Ondan dolayı. Benan normalde şu parmak uçları demek biliyorsun. Allah Allah. Benanen. Ulan ne cümleler kullanıyor ya.
وَاَشْجَعُهُمْ En cesurudur. Anlatabildim. En cesurudur. Ce'şen. Yani kalplerin sıkıntıya düştüğü zaman kalplerin korkulu hallerinde. Ve cinanen. Ve kalp itibariyle. En şeci cesaretlisidir. Yani kalbin şecaatiyle diyor korkulardan kaçar yani o manada. Yani korkulara karşı, kalbin sıkıntılarına karşı en şecaatlisidir. Böyle diyebiliriz. Ve akvahum dinen ve imanen. İman ve din itibariyle en güçlüsü. Ve ervauhum en korkutucusu. Seyfen ve sinanen. Burada deliller kastediliyor. Kılıç ve oklar. Ve absatuhum mulken ve sultanen. Saltanat ve mülk, hakimiyet açısından en genişi. Ve eşmeluhum adlen ve ihsanen. Yok ya, burada bir yanlışlık yaptık kardeşim. Ve huve dediği buralar tamam. Bu ve huve devlete gidiyor arkadaşlar. Tamam mı? Şu var ya, orada devlet. O devlet adamına. Şiraz'da yaşıyor bu. Ebu İshak el-Gazanfer. Orada melik onu övüyor. Çünkü Şiraz'da telif etmiş bunu, bu kitabı. Yani dolayısıyla vahve dediği şey. Evet evet, yukarıdakiler kitap ama bu şey nedir? Padişaha, yani devlet adamına gidiyor. Yani memleketlere vahve a'damu men melikel bilade, memleketlere sahip olan, kullara hakimiyet yürüten, menzil ve mekan itibariyle en yüce, huzur ve rahat itibariyle en cömert, korkulara ve kalplere karşı en şeci, orada o zaman mana daha doğru oluyor. Yani onun şecaati gönüllere ve de kalplere korku salıyor yani devlet adamı ya. Ve eşmeluhum adlen ve ihsanen, adalet ve iyilik itibariyle daha şamil, kapsamlı. Ve azzuhum ensaran ve avanen, yardımcılar ve de yanındaki devlet adamları açısından daha aziz. Ve ecme'uhum lil fedailin nefsiyeti, kendine yönelik faziletler itibariyle daha cami. Ve evlâhum bir riyasetil ünsiyeti, yani o insanlara ünsiyet veren reisliğinde daha layık. Men şeyyede kavaide dini, dinin kaidelerini sağlamlaştıran. Bade en, ne bu? Bade en, var mı bu? Kâdet. Neredeyse tenhedimu. Neredeyse yıkılmaya yüz tüten, çünkü o dönemde tam İslam alemi, şu andaki İslam alemi gibi. Bir taraftan Moğolların kalıntıları, bir taraftan beylikler, bir taraftan Bizans İmparatorluğu, hakikaten öyle. Yani yıkılmaya yüz tutan dinin kaidelerini sağlamlaştıran. وَاسْتَبْقَى Allah Allah, bu ne ya? حَشَاسَتَ الْكَرَمِ Allah Allah. Cömertliğin geriye kalanı. حَشَاسَ geriye kalan demek. Onu geriye bırakan, yani cömertliğin geriye kalanını devam ettiren. حِينَ اَرَادَتْ اَنْ تَنْدَعَدِمَ Cömertlik denen şey yok olmayı istediğinde. Ulan ne, biraz da yağcılığa gidiyor hocam. Ve rafa'a yükselten, rayatil maali, yüceliğin bayraklarını. Ne zaman? Avanin nahezet el intikase, öyle anlarda ki başları üzerine düşmeye yaklaştığı bir anda. Nahezet baş üstü düş, şey intikas baş üstü dönmek, anladın değil mi? Kafası dönüp düşmek. Nahezet de yaklaşma. Tam baş üstü düşmekteyken bayrakların o anda yükselten. Ve ceddede mekarime şeriatı. Şeriatın güzelliklerini, güzel ahlakını, faziletlerini yenileyen. Fakat hep bunlar hal cümleleri. Fakat adenet bil indirasi. Son bulmayı ilan ederken adenet, yani şey çanları çalarken, gitme kardeşim. Kim o?
gitme. Biraz beklesin. Biz işimizi halledelim. Bir cümle kaldı çünkü. Biraz beklesin. Evet. Muhrizu ihraz eden, makama çıkan demek. Memalikel ekasireti bil irsi vel istihka. Hem miras yoluyla hem de vasıflara sahip olup hak edinmek yoluyla ekasire dediği kisralar. Yani büyük imparatorların memleketlerini ihraz eden cemali dünya ve din. Allah Allah, dünya ve dinin güzeli Ebu İshak el-Gazanfer. Gazanfer yok burada. İşte bu. Şiraz hakimi bu. Şimdi dua edecek. Dua ile bitirelim. La zâletil eflâkü mutâbiaten. Felekler devam etsin, takip etsin. Lihevâ, arzu ve isteklerine uysun demek. Devam etsin değil de. Allah Allah. Vel akdâru, bütün kaderler. Kaderler. Ne kadar güzel ya. Müteharrib yeten li ridahu. Onun rızasını araştırmaya devam etsin. Müteharriye. Ve ilallahi. Allah'a. Ettehilu tasarru ediyorum. Bi atlaki lisanin. En akıcı dille. Ve erakki cinanin. En ince kalplerimle. Niçin? En yüdine devam ettirsin. Eyyame devletihi, devletinin günlerini. Ve yümetti'uhu, ona ihsan etsin. Bima havvalehu, ihsan ettiği nimetlerini devam ettirsin. Dehren tavilen, uzun bir süre. Ulan keşke bana da birisi böyle dua etse. Ve yuvaffikahu, onu muvaffak etsin. Bu şeye gidiyor ha, Ebu İshak'a. لِأَنْ يَكْتَسِبَ بِهِ Yani o ihsan ettiği nimetleri kazanmayı nasip etsin. İlla öyle ki بَقِينَ o nimetler kalsın. ذِكْرًا جَمِيلًا onun güzel bir hatırası. وَاَجْرًا جَزِيلًا bakilesin yani. Bol bir mükafat. İnnehu ala zalika kadir. Allah buna kadirdir. Ve bil icabeti cedirun. Ve bu duaya cevap vermeye de layıktır. Vel kitabu. Kitabımız da murattabun ala sitteti mevakife. Altı durak üzerine tertip edilmiştir. Cezakumullahu hayran kesira. Ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha.